Türkiye'deki savunma ve havacılık ihracatına baktığımız zaman parça üretimi ve yurt dışına satışın oldukça yüksek rakamlara ulaştığını görürüz. Burada iki önemli şirket özellikle uçak motoru gibi hem pahada fazla hem de üretimi zor alanda üretim ve imalat yaptığını görürüz. Bunlardan bir tanesi TUSAŞ Motor Sanayi, TEİ. Diğeri o da Eskişehir'de Alp Havacılık. Alp Havacılığı uzun bir aradan sonra tekrar Eskişehir'de görme imkanına sahip oldum. 1250 kişilik büyük bir kadroya sahip bir şirket ve üretiminin çok önemli bir kısmını ihraç ederken bir yandan bir bakıyorsunuz TEİ tarafından geliştirilmiş TS-1400 turboşaft ki Gökbey helikopterinde uçuyor. Onun dişli kutularını yapıyor. Veya bir bakıyorsunuz farklı iniş takımı ve diğer konseptlerde de mühendislikte de gelişiyor. İsterseniz gelin şimdi sizi Eskişehir'e götüreyim. Hangi alanlarda Alp Havacılık ne gibi adımlar atmış, üretime ne gibi yenilikler getirmiş birlikte izleyelim. Tabii videoya başlarken şunu da söylemek isterim. Benim hayatımın 8 yılı Eskişehir'de geçti. 1984'te Eskişehir'e geldik. Babamın görevi nedeniyle 92'de emekli olunca İstanbul'a döndük. Ve bu 8 yıllık süreçte Alp Ata grubu vardı. Onlar o zaman daha gözümüze çarpan Opel bayisiydi. Fakat sonrasında 25 yıl önce 1998'de çok önemli bir adım attılar. O yıllarda Skorsky ile ortak olarak %50-50 ortakla Eskişehir'de bir şirket kurdular. Amaç parça üretebilmekti. Eskişehir Türk havacılığı açısından çok önemli bir yere sahip. Havacılığın kuruluş yıllarından itibaren Hava İkmal Bakım Merkezi ki halen Türk Hava Kuvvetleri'nin jet uçaklarının büyük bakımlarını yapıyor. Arkasından F-16 projesiyle birlikte kurulan ve bugün kendi özgün motorlarını geliştiren TEİ gibi çok çok önemli şirketlere, altyapıya sahip, iyi bir insan kaynağına sahip Alp Havacılık'ta giderek üçüncü çok önemli nokta haline gelmiş durumda. 1250 kişilik çalışan sayısı önümüzdeki günlerde yaklaşık 100 kişi daha artacak ve şirket çok güzel projelerle, çok farklı bakışla hayatını farklı bir yöne doğru götürüyor ve gerçekten Türk savunma sanayi içinde örnek bir kuruluş haline gelmiş durumda. Bu projelerin başında da T-70 genel maksat helikopter projesi geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra Jandarma Orman Genel Müdürlüğü için toplam 109 adet helikopter alımı planlanmıştı. Bu helikopterlerin ana üretimi TUSAŞ'ta gerçekleştiriliyor. Örneğin kokpitleri Aselsan tarafından tasarlandı ve çok sayıda çok farklı parçalarda Alp Havacılık tarafından üretiliyor. Bu proje farklı farklı aşamalara sahip. İlk etapta 38 adetlik helikopter teslimatı yapılacak. Bunu diğer iki paket daha izleyecek. Şu an ilk paketin muhtemel teslimatları 2024 içerisinde tamamlanacak. Sonrasında tekrar işte Amerikan Kongresi'nin vereceği izinler konusunda üretimin yapılması hedefleniyor. Bunlarla ilgili Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı konularla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Galiba iniş takımları uçakların motorlarından sonra genel olarak konuşuyorum en pahalı parçalarından bir tanesi ve yapmak da çok ciddi bir altyapıya sahip olmaya gerektiriyor. Siz hangi hava araçlarının iniş takımlarını yapıyorsunuz? Biz yerli platformlarımızda, milli platformlarımızda T-70'in iniş takımlarını sağlıyoruz. Gökbey'e iniş takımları, aynı şekilde Atak-2'ye iniş takımları sağlıyoruz. Milli Muharip Uçak'la ilgili çalışmalarımız mevcut. Onun dışında hem askeri tarafta hem de ticari tarafta yurt dışında neredeyse havada gördüğünüz bütün hava araçlarında bizim bir iniş takımı komponentimiz mevcut. İniş takımı şoku alıyor. Doğru. Bunun yanı sıra farklı sıvılar var, işte hidrolikler, ismini bilmediğimiz çeşitli kimyasallar. Doğru. Onlarla ilgili ne yapıyorsunuz? Şöyle, biz burada dediğiniz gibi hem imalat anlamında ayrı teknolojiler barındırıyor iniş takımları. Çünkü uçağın yere ilk temas ettiği bütün oradaki yükü karşılayan yer. Bu sebeple hem konforlu bir iniş yapması, güvenli bir iniş yapması isteniyor hava aracının. Bir yandan da o yükü taşıması isteniyor. O sebeple özel üretim metotları var. Özel üretim tezgahları var. Bunun yanında özel kaplamalar ve ısı işlem prosesleri var. Dediğiniz gibi burada kullanılan bazı işte hidrolik olabilir, gaz olabilir. O sönümleyici sistemler var. Bunların dolumları artı sızdırmazlık testleri de yine bizim tarafımızdan sağlanıyor. Sistem nasıl çalışıyor? Yani gerçekten bir arkada bir motor simülasyonu yapılıp o devir dişli kutusuna mı veriliyor? Nasıl buradaki test sistemi çalışıyor? Şimdi
bu testin fonksiyonellik kısmında her ürüne yapılan testlerde belli bir süre var. Tasarım otoritesi tarafından kurulmuş ve helikopterin motorundan alabildiği tork ve gücü de simüle eden farklı farklı sectionlar var. Yani devirlerde yükselme, azalma, hızda artma, azalma gerçekleştiriyor. Yani tek bir devir bandında ilerleyen bir test değil, değişkenlik gösteren, her durumu simüle eden bir aslında yazılım var burada. Yani sistem hazır, çalışma testi yapılmış bir şekilde artık montajını mı yapacak veya motorun içine mi koyacak şirkete siz buradan teslim ediyorsunuz. Tabii ki bizim bu verdiğimiz ürünler doğrudan son montaj, nihai montaj hattına gidiyor. Yani herhangi bir ilave işlem gerek duymadan doğrudan sundan çıkartılıp helikopterin üzerine montajı gerçekleştiriyor. T-70'in en önemli parçalarından biri de TEİ tarafından üretimi gerçekleştirilen T-700 serisi motorlar. Bu motorların da sonuçta ürettiği enerjinin helikopterin uçuş prensiplerine göre ana rotor, o tepede gördüğünüz büyük pervaneye ve kuyruk rotoruna, yani o kuyrukta gördüğünüz ufak pervaneye aktarılması lazım. Bu aktarım transmisyon sistemleri Alp Havacılık tarafından yapılıyor. Bu sistemler tek bir parça olarak dökülmesi, işlenmesi CNC olarak adlandırılan özel tezgahlarda bu gerçekleştiriliyor ve burada da çok özel o blok halinde gelen metaller adeta böyle milim 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 yoğuntularak makineler, robotlar yardımıyla bu sistem tamamen çok önemli bir parça haline getiriliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki işte bunun tasarımı yurt dışında metal alınıyor, burada işleniyor diye düşünebilirsiniz. Ama sonuçta Alp Havacılık bu projeyle birlikte adım atmasıyla birlikte buradan edindiği tecrübeyi yerli projelere aktarmaya başlıyor. İşte nedir mesela bunlardan bir tanesi T-625 Gökbey helikopteri. Edinilen tecrübe, üretim parçaları bu projenin içine yerleştirilmiş durumda ve bu projeyle birlikte artık Alp Havacılık bir metal yontan parça üreticisinden tasarımcı ve kendi tasarladığı parçaları da üreten bir şirket haline gelmiş durumda. Dişli kutusu, dişli kutusu diyoruz. Evet. Arabalarımızda dişli kutuları var. Ama tabii en önemlisi de hava araçlarında. Doğru. Özellikle helikopterlerde. Doğru. Sanıyorum uçaklara göre çok daha ciddi RPM güçleri var. Doğru. Dişli kutusu nedir? Biraz anlatır mısınız bize? Aslında helikopterde bir ana rotor dişli kutusu, kuyruk ve ara dişli kutuları var. Bunlar çok yüksek torklarda, göreceli düşük devirlerde çalışan dişli kutuları. Ancak şöyle bir söylem var, helikopter aslında uçan bir dişli kutusu. Dolayısıyla dişli kutusu bu kadar önemli. Aslında helikopteri dişli kutusu üzerine inşa ediliyor. Biz Alp Havacılık olarak da helikopter turboşaft motorlarındaki dişli kutularının, aksesuar dişli kutusunun tasarım sorumluluğu bize verildi. Gökbey helikopterimizin TS-1400 turboşaft motorunun dişli kutusu. Bu dişli kutusunu helikopterdeki diğer dişli kutulardan ve özellikle otomotivden ayıran şey aslında yüksek devri. Dişli kutumuz çok yüksek hızlı dişli kutusu olarak geçiyor. 40.000 RPM'de dişli kutusuna helikopterin PTO Power Takeoff şaftına aldığı hareketi helikopterin ve motorun ihtiyaç duyduğu aksesuarların drive edilmesi için çevrim sağlayan bir dişli kutusu bu. Bu kadar yüksek hızda olmasının getirdiği birçok mühendislik zorluğu var. Özellikle yağlama, soğutma ve dinamik davranışlarında çok ciddi bir mühendislik altyapısı gerektiriyor. Alp Havacılık olarak bu altyapıyı biz kurduk. 1998'de kurulan Alp Havacılık sadece üretimde değil, geliştirdiği özel teknikler sayesinde birçok patent aldığını da belirtmemde fayda var. Özellikle CNC tezgahlarda o metali adeta Eskişehir'in lülataşı çok ünlüdür. Lülataşını böyle bir bıçak ucuyla yeni çıkartılmışken, yumuşakken oyarlar. Alp Havacılık'ta o titanyum parçalarını, bunların işlemesi gerçekten çok zor. Ve günler sürüyor bir parçanın makineye bağlandıktan sonra hassas bir şekilde işlenmesi. Bu işlemeyi sağlayan bıçaklar çok önemli. Farklı teknolojiler, farklı malzemeler kullanarak bu bıçakları da imal etti. Ve Alp Havacılık bu bıçaklarla ilgili de birçok patent almış ve üretim hakkı almış durumda, bunları da dünyaya ihraç ettiğini söylememizde fayda var. Son dönemde havacılık sistemlerinin yanı sıra kara sistemleriyle ilgili de Alp Havacılığın adımları var. Biliyorsunuz bir kule düşünün, çok farklı alanlara dönmesi gerekiyor. Hızlı dönmesi lazım, hızlı bir şekilde hedefini takip etmesi lazım. Bunlar özel rulman ve dişli sistemleriyle yapılıyor. Ama düşünün,
devasa bir parçayı çok hassas, uzun ömürlü olacak ve sahada kullanıyorsunuz bunu. Bazen de biliyorsunuz o kuleleri gemilere takıyorlar. Gemide deniz suyundan dolayı tuzun oluşturduğu bir korozyon var. O korozyondan etkilenmemesi lazım. Minimum bakımla çok uzun süre dayanması lazım. Bu konuya da Alp Havacılık el atmış durumda. İlk sistemler yavaş yavaş teslim edilecek, testleri tamamlanacak ve Alp Havacılık bu konuyla ilgili dünyada az sayıda üretim yapan şirketlerden biri haline gelecek. Ben bu konuda en az ileride havacılık kadar ses getireceğini açıkçası düşünüyorum. Genellikle havacılık üretimlerinde işte ya tezgahta bir şekilde çalışma yapılır ama hep el işçiliği vardır. Alp Havacılık robot ve otomasyona büyük önem veriyor. Biz de fabrikaya dolaşırken bir robot özel o bıçakların taşındığı bir sistemi, bir tepsiyi diyelim, bir başka araca doğru götürüyordu. Ve bu otomasyon bir taraftan başarı oranını yükseltirken bir taraftan da daha işlerin verimli yapılmasını sağlıyor. Ama tabii ki ne kadar robotları, otomasyonları yaparsak yapalım, insan en önemli faktör, makinenin düşünemediğini düşünüyor veya o makineyi programlayarak farklı bir boyuta doğru koyuyor. Bu açıdan belki biraz işçiler ellerini ana üretimden çekiyor gibi gözükse de, robotlar bunu yapıyor olsa da yine insanın eli ve aklı her zaman bu makinelerin üzerinde. Şimdi Endüstri 4.0'da insansız bir üretim söz konusu. Alp Havacılık ne zaman geçecek bu sürece, insansız üretime? Şimdi biz bu görmüş olduğumuz arkamızdaki hattımızda aslında bunun pilot uygulamasına başladık. Bu hattı nasıl kurabiliriz, nasıl idame ettirebiliriz? Hangi ürünlerle, kimlerle çalışmalıyız? İş ortaklarımız kimler olmalı? Üreteceğimiz ürünler hangi ürünler olmalı? Aslında burada bununla alakalı bir pilot çalışma yaptık. 1998 yılında kurduğumuz ilk tesisimizde şu an bir renovasyon sürecindeyiz. Hem altyapı hem üst yapı. O tesisin altyapısı kurulduktan sonra yeni yapılacak yatırımların tamamını bu şekilde kurmayı planlıyoruz. Bu da aslında 2024 sonu, 2025'te başlayan bir süreçten, yani yakın bir gelecekte Alp Havacılık'ın bunu yapacağından bahsedebiliriz. Alp Havacılık'ın yaklaşık şöyle bir 10-15 yıl geriye gitsek, F-35 çok önemli bir büyüme stratejisiydi. Fakat tabii Türkiye programdan çıkartılınca Alp Havacılık çok hızlı bir şekilde bu parçaların yerine sivil amaçlı üretilen parçaları Eskişehir'de üretmek üzere bir adım attı. Bu adaptasyon hiç kolay değil ama kısa sürede tecrübesiyle, altyapısıyla bunu gerçekleştirdi ve en azından orada hazır iş gücünü, milyon milyon dolarlık cihazları, makinaları bir şekilde sivil pazara doğru aktardı. Yani bu tür kritik parçaları, uçuş kritik parçaları yapabilme yeteneği var. Bunu gören, bilen, özellikle yabancı motor firmaları benzer üretimleri sivil motorlar üzerinden buraya doğru getirme ve üretme arzusu belirginleşti. Tabii bunun Alp Havacılık tarafından yapılan iş geliştirme faaliyetlerinin de doğal bir sonucu olarak şimdi onlara başladık. Bunları yapıyoruz. Burada da o uzun, zahmetli ama başarılı kalifikasyon süreçlerinin de sonuna geldik. Önümüzdeki dönemde bu kapasiteyi önemli ölçüde sivil motorların IBR ya da Blisk adı verilen parçalarını üreterek doldurmuş olacağız. Ve bu ne sağlıyor? Hem üretim kapasitesinin arttırılması, bizim her zamankinden daha fazla üretmeye ihtiyacımız var. Katma değer yaratmaya ihtiyacımız var. İhracat yapmaya ihtiyacımız var. İşte bu kapasite bize sonuç olarak ihracat, daha fazla ihracat yapma olanağı sağlıyor. Sivil pazarın her zaman şöyle bir avantajı var. Askeri alandaki projelere göre daha istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Zaten sivil uçak siparişi durduğu zaman dünyaya bakın, ne yazık ki savaş çıkmış. Yani askeri projeler patlamış durumda. Bunun dengesini iyi yaptığınız durumda askeri projeler aşağı inerken sivil yukarı çıkıyor. Sivil aşağı inerken de askeri projeler yukarı çıkıyor ve böylelikle bir şirket dengeyi tutabiliyor. Malum yaşadığımız salgının arkasından bu tür parça üretimini zamanında teslimat ve tabii ki parça üreticisi açısından da işte o tezgahı bulabilmek, işleyen o ucu bulabilmek veya titanyumu ham madde olarak temin edebilmek oldukça güç işler.
bunları bir araya getirip zamanı da verdiğiniz zaman ve kaliteyi de tutturup uygun fiyata bunu yaptığınız zaman bir başarı yakalıyorsunuz. Burada da işte alp havacılık gibi üretimden edindiğiniz tecrübeyi kendi mühendislik projelerinize aktarabildiğiniz zaman veya bu mühendislik yerli projelerde bu tür gelişmiş şirketlere iş verildiği zaman onlar birer imalatçıdan tasarımcı imalatçı haline geliyorlar ve kendi tasarladıkları ürünleri üreterek daha da farklı noktaya taşımış oluyorlar. Bugün Alp Havacılığın yaptığı birçok özel proje dünyada yapabilen şirket sayısı gerçekten bir elin parmaklarından az. Bu hem o şirketin gücünü arttırıyor hem de yarın öbür gün dünyadan alacağı siparişlerle kendi ekonomik olarak istikrarını, daha fazla yatırım yapmasını ve bu alanda kendini geliştirmesine imkan sunuyor. Açıkçası 8 yılı Eskişehir'de geçmiş, biraz kendini de Eskişehirli gören biri olarak Alp Havacılık gerçekten gurur veriyor. Umarım ülkemizdeki bu tür şirketlerin sayısı artar. Sonuçta çok sayıda milli proje var. Bu projelerin de desteklenmesi, üretimlerinin yapılması, alt sistemlerinin hayata hızlı bir şekilde geçirilmesi için bu tür çok hızlı koşan, yenilikçi, farklı konuları arayan şirketler çok çok önemli. Bu tür modeller savunma sanayimizin güçlenmesi, altyapısının sağlam olması için de çok çok ciddi bir güç oluşturuyor. Bu şirketlerle savunma sanayimizin ihracatı artarken mühendislik açısından da çok ciddi bir güçlenme meydana geliyor. Evet, bu videomuzda sizleri Eskişehir'e götürdüm ve gelişmeleri aktarmaya dilim döndüğünce çalıştım. Yavaş yavaş abone sayımız 300 bine doğru yaklaşıyor. Seyreden arkadaşlarımızdan beğeni basmalarıyla birlikte abone olmalarını da rica ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.